Herkese merhaba arkadaşlar. Böyle bir son dakika videosu ile karşınızdayım. Biraz önce, yaklaşık 2 saat önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uzun zamandır üzerinde konuşulan öğrencilere indirimli telefon ve bilgisayar kampanyasının detaylarını açıkladı. Şimdi tabi ilk bu mesele konuşulmaya başlandığında biliyorsunuz böyle işte için içinde iPhone'lar, MacBook'lar falan uçuşuyordu. Ama daha sonra böyle ufak ufak bazı işte bakanlarda da filan, Mehmet Şimşek falan da, e, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de açıklama gelince ne oldu? E, öyle olmuş.

aslında belli olmuştu. Önce Cumhurbaşkanı'nın açıklamasına bakacağım. Şöyle gözlüğümü alayım. Bilgisayarımdan bakayım. Şimdi diyor ki Cumhurbaşkanı bir tweet atarak paylaştı. Aynı zamanda canlı yayında açıkladı bunu. Örgün yönetimindeki üniversite gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Gençlerimize piyasa satış fiyatı 9500 TL'yi geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5500 TL'ye kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz deniyor. Şimdi şu anda biraz muallakta bu. Mesela bu bir de bir imaj paylaşmış Cumhurbaşkanı. Cep telefonu piyasa fiyatının 44.4'üne destek sağlıyormuş. Bilgisayar içinde %16.7'sine varan bir oranda diyor. 5500 TL'ye kadar. Şimdi tabii şu an birçok detay yok ortada. Yani açık söyleyeyim. Hani buradaki destek nasıl olacak? Hangi telefonlar olacak? Hangi bilgisayar olacak? Yok. Ancak şunu söyleyebilirim. Bu fiyatlara 9500 TL'ye geçmeyen telefon dediğiniz zaman çok fazla seçenek kalmıyor. Şimdi ben hemen ne yapacağım? Yani hepsi burada üzerinden bakacağım arkadaşlar. Bir bakalım hepsi burada üzerinden açıyorum. Aynı zamanda bir de ekran görüntüsü alayım. En azından siz de benim şu anda neyi çekmekte olduğumu görmüş olursunuz. Şimdi hepsi böyle açıyorum. Ne diyoruz buraya? Hatta elektronik bölümüne girelim. Bilgisayar, tablet ve dizüstü bilgisayar açalım. Şimdi 9500 TL'ye kadar olan dizüstü bilgisayarlara bir bakalım. Ne yapıyoruz buradan? Fiyat aralığı en çok 9500 TL diyelim. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim bu aramaya bakana kadar. 9500 TL bilgisayar yani bir öğrencinin işini görmez. Onu net söyleyeyim. 9500 TL'ye kadar denirse eğer yani öyle bir listeye bir üst limit konulduysa yani i3 falan alınır. Ryzen 3 alınır. Onlarda veya da, ya da eski nesil i5 işlemcili model var. 4. nesil 5. nesil gibi belki onlar alınabilir ama onlar da çok iyi performans sunmayacaktır. Şimdi geldi. 9500 liraya kadar olan bilgisayarlar geldi. Burada mesela diyeyim ki ben sıralama yapalım. Çok satanlara bir açalım bakalım ne çıkıyormuş bahtımıza. İlk sırada çıkanı söylüyorum hemen. Ee, Acer'ın arkadaşlar N305 işlemci 4 GB'lık bilgisayarı 6799 lira. Hiçbir işe yaramaz. Celeron işlemci bunlar. Celeron N4120 diyor mesela. O da bir işe yaramaz. Lenovo'nun IdeaPad'i var. Acer'ın yine S Fire 3A modeli var. AMD Ryzen 3 o da eh yani seneye bir işinize yaramaz hale gelir. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. HP'nin bir tane modeli var. O da AMD Ryzen 3 7320U. Bunlar da söylediğim gibi Intel i3 gibi. Yine Ryzen 3 var. 8.499 liraya. 9.499 liraya bir Core i3'lü var. Asus'un. Lenovo Ideapad var. Celeron yine. 6.665 TL. işe yaramaz. HomeTech'in Alfa 640C Intel Celeron hiçbir işe yaramaz. Yani bundan önce film falan izlersiniz arkadaşlar. Yani söylediğim gibi yani ben onu baştan söylemiştim zaten bunları görmeden. Peki Asus'un başka modeline bakalım. 7999 lira i3 var. Yine Intel i3'lü. Asus'un yine bir D515DA modeli var. AMD Ryzen 3. Celeron var bir tane. i3 var. Yani olanlar i3 arkadaşlar. En pahalılarını seçeyim. Bir de öyle bir bakalım. Hani belki yukarıda belki birazcık hani iyi bir fiyatlı ve iyi bir ürün denk gelebilir mi diye bakıyorum. i3 var. Lenovo'nun i3'ü var. V15. Dell Vostro 3000 400 yine i3'lü bu. 11. nesil. Bunlar bir tık hani i3 ama yani i3 de çok işe yaramazlar. Yani 9.499 lira. Tam sınırda. Core i3 var. Asus. Celeron var bir tane. Lenovo Ideapad'in. 9.499 lira. Yani i3'ün dışında pek yok gibi arkadaşlar. i5 bile bulamadım ben. Evet i5 yok. Bazen öyle kampanyalar yapıyorlardı. Yakın zamanda görmüştüm. Bir iki tane böyle işte üzerinde DOS işletim sistemi falan var. Onlar belki kurtarır mı diyeceğim ama yani onlar da yok şu anda. Ama ben belki firmalar kampanya yapar. Yani bilgisayar tarafında 9500 lira e alacağınız bilgisayar bir sene sonra çöpe atarsınız. Net söyleyeyim. O yüzden almayın derim ben. Onu bir kez baştan söylemiş olayım. Şimdi aynı listeyi telefon için yine uygulayacağım. Bu arada burada yerli ya da ithal falan gibi bir seçenek yoktu. Yani Cumhurbaşkanı'nın açıklamasında öyle bir şey yok. Detaylar belli olduğunda belki hani yerli olma şartı da getirilebilir. En azından telefon için söylüyorum bunu. Ama açıklamada böyle bir bilgi yoktu. O detaylar zaten Cumhurbaşkanı açıklamaz. Bir iki gün içinde o detaylarda. da ilgili bakanlar tarafından belli olur diye düşünüyorum. Belki bilimle ilgili taraftan bir açıklama gelebilir ya da hazine maliye bakanı açıklayabilir bilmiyorum onu. Şimdi burada bakalım e, telefon tarafına geldik. Çok satanlara bakalım. Ne var? birinci sırada çok satanları söylüyorum Xiaomi Redmi 10 var 2022 model 5.999 TL'ymiş bu mesela Xiaomi Redmi 12C var Honor X9A var kanalda incelemesi var Honor X9A'nın 12C'nin de var Onun, onları inceledim ben kanalda Reader S19 Max var 2.900 TL diyor bu zaten acayip ucuz bir şeymiş ya Honor X9A 9.999 lira yani fena telefon değildir bu arada onu söyleyeyim Samsung Galaxy A24 var 8.299 liraya Samsung Galaxy A04 e var 5000 liraya. Reader P13 Blue Max var 2700 liraya. Samsung Galaxy M13 var 5499 TL'ye. Redmi Note 12 var yine 8400 TL'ye. Galaxy M13 var 6000 yani Samsung Galaxy M13 var 6149 TL. Xiaomi Redmi Note 12S var 9300 lira. Samsung Galaxy M14 var 6399 lira. A32 var Samsung'un 9399 lira vesaire vesaire böyle uzunca bir liste var. Aslında telefonlar var fakat ya bu telefonlar da ne yazık ki arkadaşlar. Hani girişin biraz üstü. Ortada değil tam olarak. Orta olduğunu söyleyemem ne yazık ki çoğuna. Artık orta seviye telefonlar 12-13 binden başlıyor. Hatta 15 bine doğru yaklaştı. Amiral gemileri 30-40 diye gidiyor. Üst yukarı doğru çıkıyorlar. O yüzden hani giriş seviyesinin bir tık üstü telefonlar alabilirsiniz bu paralara. burada gelen hani ne kadar indirim olacak? %44 gibi bir rakam vardı az önce söylemiştim. Yani o %44'ün 9 5 Türk telefon aldığınız hani yarı yarıya mı inecek fiyatı? Bu detaylar henüz ne değil. Yani videoyu yeni çekiyorum. Bu detaylarımız belli olmadı. Muhtemelen yarın sabah belli olur. Ben bu videoyu arkadaşlar 26 Eylül tarihinde çekiyorum. Akşam saatlerinde saat 10.30 gibi şu anda neredeyse 10.30'a geliyor. Muhtemelen 27 Eylül, 28 Eylül'de detaylar belli olacaktır. Detaylar belli olduğu zaman ben böyle daha güzel bir listeyle karşınıza çıkacağım. Hani yerli olmak zorunlu olacak mı? E, ya da işte hangi telefonlar bu kampanya dahilinde alınabilecek böyle bir sitem olur, bir liste mi olur? Bunların da açıklanması lazım ki insanlar da hani abi ben bunu alacağım ya da bunu alamayacağım demesi lazım. Bilgisayar tarafında bu yüzlerin gülmeyeceğini söyleyeyim. Net konuşayım. 9500 lira alacağınız bilgisayar bir sene sonra çöpe atarsınız ya da ancak böyle tablet gibi kullanırsınız. Bilgisayar tarafında hiç ümidim yok. Ama telefonda hani işimi görsün uçmasına kaçmasına gerek yok derseniz olur. Ama böyle birazcık beklentiye girerseniz ya da işte oyunla oynayacağım. Yüksek kalite istiyorum. Kamerası da çok iyi olsun falan derseniz mümkün değil. 9500 lira öyle bir telefon yok. Ve şöyle de söyleyeyim hani bu tarz telefonları biz genelde hani incelemeler ben hep onu söylerim. 4-5 bin liraya kadar olan telefonlarda genelde şöyle bir yorum yapıyorsun aile büyüklerinin alınabilecek. Hani alo desin yeter. Beklentisi olmayanlar alınabilecek telefonlar. 8-9 binlik telefonlarda işte onun bir tık üstü olarak kabul ediyoruz. Ne yazık ki çok da iyi bir kampanya değil gibi görünüyor. Şu detay da belli değil. Çünkü o detaylar açıklandığında ben onunla ilgili bir video yapmıştım. Sadece siz kullanacaksınız mı acaba? Orası net değil şu anda. Ama muhtemelen öyle olur diye tahmin ediyorum. Ayrıca şu detaylar da henüz net değil. Hangi üniversite öğrencilerini açık? Çikolatam dahil mi? Yüksek yapanlar dahil mi? Bunlar henüz daha netleşmedi. Bu detaylar belli olduğu zaman ayrı bir video çekip onları da size aktarmaya çalışacağım. O gün gelene kadar konuyla ilgili düşüncelerinizi, görüşlerinizi, fikirlerinizi yorumlarda benimle paylaşmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Youtube kanalıma abone olmayı ve beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi de unutmayın. Bunlar önemli. Bakın gerçekten önemli. Abone sayımızı artıralım, Kanalı büyütelim. Bu konuda desteklerinizi bekliyorum. Beni sosyal medya hesaplarımdan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Böyle acil konularda hemen oralarda paylaş paylaşımlar yapıyorum. Oralardan da beni takip ederseniz sizin faydanız olur. Onu da söylemiş olayım. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.